Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz gibi kendin yap kitindeyiz. Bunlar mochiler. Yani pirinç ezmesi. Şöyle üzerinde biraz unlu gibi. 9 taneydi, ben 5 tane koydum içine. Bu çikolata sosu. Bu yeşil çay sosu. Şuraya çikolata sosu, şuraya yeşil çay sosu veya fark etmez nereye yapacağınız. Bizdeki hani dondurmayı zaten demiştim, Maraş dondurması gibi böyle uzuyor diye. Dondurmaya çikolata veya fıstığı batırırsınız ya. Aynı o mantık. Çikolatası bayağı bir donuk çıktı ama. Böyle bir aparatı var. Tabii şimdi bunlar katı. Üzerine su dökünce yumuşayacaklar. Öyle ümit ediyorum ki. Tabii bu suyu bocalama dökmeyeceğim. Böyle dökersem her taraf batabilir. Böyle yavaş 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 ıslatacağım bunları. Çok da fazla katlı. Zaten hemen yumuşadı. Suyu çok bile oldu yani. Adamlar böyle kendin yap şeyleri yaparak uğraşıyorlar işte arkadaşlar. Değişik değişik şeyler yapmışlar. Evet, bu da böyle ıslak pirinç keki gibi bir şey. Ya da pirinç ezmesi, pirinç keşkeği. Ne derseniz deyin. Şimdi bunun bu aparatıyla şöyle alıyorsunuz. Daha sonra bunu çikolataya buluyorsunuz. Bulanmadı. Şöyle. Sak. Çikolata dediğim gibi katılaşmış, o yüzden olmuyor. Daha sonra da yeşil çay aromasına bandırıyoruz. Sonuç bu.
Bakalım tadı nasıl? Tekrar deneyelim. Biraz daha yumuşak oldu. Çikolataya bulanmıyor arkadaşlar. Resimdeki gibi olmuyor. İyice alt üst etmek gerek bilmiyorum. Yani. Yeşil çayın tadı hiç gelmiyor zaten. Çikolatanın tadı içerisinde kayboluyor yeşil çay. Olmasa da olur bir şey ya. Yani.